Işık abi gelsene böyle. Bu tarafa gölge. Tamam, görüntü gölge, gel böyle bu tarafa, ortaya gel. Hı? Gel abi, gel, hoş geldin. Gel böyle. Tamam, ben iyiyim. Merhaba, hoş geldin. Ekrandan herkes hoş geldi. Birkaç gün evvel belki de Türkiye ve kimsenin aklına yerine gelmeyecek şeyler bugün içerisinde gerçekleşti ama bugün 2 Haziran. 2 Haziran'ın bir manası ve anlamı var. 2 Haziran Üstad Orhan Kemal'in ölüm yıldönümü, aynı zamanda Ahmet Arif'in, Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümleri. Onları da saygıyla yad ediyoruz. Orhan Kemal, Umud'un yazarı diyoruz. Cibel'deki Umud'un yazarı diyoruz. Orhan Kemal aslında yani hep inandığı doğruların insanı oldu. Eğilmedi, bükülmedi. Orhan Kemal eşit, özgür, aydınlık yarınları olan inancını hep diri tuttu, ne olursa olsun. Bizlere de düşen görev onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak, o değerleri yaşatmak, o değerlere yani ayakta tutmak. O yüzden yani tekrardan bütün Orhan Kemal sevenler, onun düşüncesini, doğrultusunu hareket edip onu yaşatan insanların adına tekrardan herkes hoş geldi diyorum ben. Şimdi Yazarlar Sendikası adına bir Kamil abimiz konuşma yapacak. Merhaba arkadaşlar. Orhan Kemal bilindiği gibi ülkemizin yetiştirdiği, ülkemizde yetişen en büyük yazarlardan, romancılardan biri. Fakat onun eserleri ve anısına resmi makamlarca sahip çıkılmasında çok büyük eksiklikler var. Başka bir ülkede yaşamış yazarlar için, sanatçılar için o ülkelerde üniversiteler açılıyor, kütüphaneler kuruluyor, birçok şeyler yapılıyor. Burada yaşar Orhan Kemal'in evinin boyanması bile büyük mücadeleler sonunda mümkün oldu. 4-5 sene önce duvarları, sıvaları dökülmüş bir bireket olan ev vardı. Daha sonra boyandı. Şimdi isminin aşağıdaki tramvay durağına verilmesi için bir mücadele var. Yazarlar Sendikası, temsil gençleri, Kemal'in sevenleri bunun için mücadele ediyorlar, çalışıyorlar. İmza kampanyaları var. Büyükşehir Belediyesi'nin dilekçeyle başvuru yapıldı. Fakat bir türlü gündemine gelmedi. Her konuşulduğunda işte bu ayki toplantıda ilan edecek falan deniyor. Bakalım nasıl olacak. Yani bizim talebimiz tramvay durağına, yeni yapılan tramvay durağına Cibali Orhan Kemal olarak isim verilmesi. Dolayısıyla hem Cibali'nin olması hem Orhan Kemal'in olması Orhan Kemal açısından da önemli. Cibali semti ve buradaki çutur fabrikası açısından da önemli. Bunu talep ediyoruz. Çok büyük bir şey değil. Umarım yani bu önümüzdeki süreçte bu talep de kabul edilecek. Ama tabii sadece bunda yeterli olmayacak. Burasının da Orhan Kemal Müzesi olarak gene belediye tarafından ya da bir kamu kuruluşu tarafından alınıp şey yapılması, müze haline getirilmesi bizim açımızdan önemli taleplerden birisi. Ben sözü diğer arkadaşlara bırakmak istiyorum. Çok konuşmak isteyen arkadaşlar var. Fazla uzatmayayım. Hepinize geldi olsun. Saygılar. Selamlar. Ben mi konuşayım? Tamam. Buradan mı konuşayım? Sizin boyunuz uzuyor hocam. Yok. Ha, basamağın üstüne çıktım da ondan kaynaklanıyor. Şimdi değerli dostlar, bizim evin önüne geldiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü ben burada doğdum zaten. İlkokul 2'ye kadar burada okudum. Arkada hemen Cibali İlkokulu var.
Etrafta zaten hep yazar Orhan Kemal sokağa çıkmazı çıkmaz diyor. Çıkmazları da çok, evet. Evet, yani bütün çıkmazların sonu Orhan Kemal'e geliyor aslında. Evet. Oraya girme, burada dur diyor. Yani şu anda burada toplanmış olmamız çok anlamlı. Böyle güzel yüreğinizle bu evin önünde olmamız bana da tabii yıllar yıllar öncesine gidip o anıları hatırlatıyor. Hemen şu üstteki köşedeki oda babamın odasıydı. Hem şurada küçük bir odası var, hem de şurada küçük bir penceresi var, bir de şurada penceresi var. Bu pencerenin önünde bir tahtadan saksı vardı. O saksının içine de güvercinler konardı. Ben de onları işte babamın odasına girip bakardım, izlerdim. Hatta işte çocukluk anılarımda bana çok anlattırırlar bunu. Kapısının önünde dolaşırken babam bana seslenirdi. Oğlum hoş gel, kuş sana ne getirdi derdi. O yatağın üstüne bir tane gofret koyardı. Ben de o kuşların getirdiğini zannederdim. Tabii mutlu olurdum. Çünkü o çikolatayı... O yıllarda gofret çok kıymetli. Tabii. 60'lı yıllarda. Ve de gofretin yok markasını yani bile biliyorum. O Lyon marka bir gofretti. Şimdi tarihe karıştı o marka. Zaten bayramdan bayrama yiyorsunuz onu. Öyle bir güzellik yapması, kuşların getirmesi beni çok mutlu eder. Orhan Kemal çocukları da insanları sevdiği kadar çok çok severdi. Hatta onun mektupları hep böyle şeydir. Yani ekonomik sıkıntıyı belirten mektuplardır. Abidin Dino'ya yazdığı bir mektupta da ya diyor işte burada oturduğu zaman Cibale Tütün Fabrikası'nın mesai borusu öterdi. Onu ben de çok duymuşumdur. O boru öttükten sonra işte işçiler işte fabrikaya akın ederlerdi. O da onu diyor. Ya diyor ben devamlı hani parasızlıktan söz ediyorum ama o işçiler kadın erkek, hatta kadınların elinde, kucağında çocuklarıyla fabrikaya çalışmaya gitmesi, onlar her şeye layık, onlar benden de daha çok haklılar diye buradan geçen o işçilerin hakkını teslim ediyor. Gerçekten burası Orhan Kemal'in pek çok eserinin kaynağı, suçlu, sokakların çocuğu, evlerden biri, müfettişler müfettişi. Yani hep bu etraftaki yerleri gözlemleyerek oturup yazdı. Şurada hemen tarihi bir cami vardır. O kitaplarında geçer. Cibali Tütün Fabrikası geçer. Öykülerde geçer. Bakın 50 Kuruş isimli öyküsünde bir büyük kahraman vardır. O büyük kahraman Orhan Kemal'dir ve semt de burasıdır. Ev bu evdir. O sabahları işte gazeteci çocuklar gazete satarak zaten işte alanlara burada dağıtır giderlerdi. Babam da öyle bir gazeteci çocuktan işte gazete alırmış ki bunu öyküleştirmiş ama olağanüstü bir öyküdür. Yani çok severim. Ve bir okuduğum zaman babam gözümün önüne gelir, burası gözümün önüne gelir. Tabii şimdi ev küçücük bir ev. Yani eskiden çok gözümde büyürdü. Şuradan yukarıya bir tahta merdivenle çıkıldı. İki odalı bir oda, küçük küçük odalar vardı. Şurada merdivenin altında banyo olarak kullandığımız bir yer vardı. Orada işte banyo da vardı. Hemen karşıda da mutfak vardı. Mutfağın içinde tulumba vardı. Ama çalışmıyordu. Yani oradan hiç su çektiğimizi hatırlamıyorum. Şu karşı evlerden birinde Saka Hasan otururdu. Su getirirdi tenekeyle. Yani bunlar şimdi demin Emel Hanım da hatıralar vardır bende falan dedi. Yani gerçekten çok uzun bir süreyi hatırlıyorum. Şurada Güneş Sinemamız vardı. Güneş Sinemasında
yazları film seyrederdik. Annem çok şikayetçiydi. Yağmur yağsa bile ben annemi zorlardım, sinemaya giderdik. Ve o zaman film makineleri de kömürlüydü. Öyle ışık saçan işte, kömürleri var. Yani gerçekten burası bir kültür mirası. Bir şekilde korunup değerlendirilmesi lazım. Yani sizler de konuşmuşsunuz, Mehmet falan da konuştu. Yani buranın şu anki sahibi Tever. Yani bu Tever Ağaç Sanayi'nin hissedarlarından birisi, bir mimar arkadaş şu anda bütün hisselerini toplamış. Ben de konuştum kendisiyle. Şunu dedi, benim anneannem buradan evlenmek için çıktı. Ben işte yıkacağım, eski halde sağlamlaştıracağım, eşyaları getireceğiz, koyacağız. Orhan Kemal'in tabelasını da üstüne koyacağız dedi. Ama o günden bugüne hiçbir hareket yok. Fatih Belediyesi'nin şu işte çalışmasının dışında herhangi bir farklılık göremiyorum açıkçası. İnşallah yani bir gün buralarda satışa uğrar bir kafe bir şey yapılırsa o kötü olur. Yani çünkü hakikaten boku çok güzel. Fatih Belediyesi sürekli bu evleri işte bakımını yapıyor, koruyor. Yani güzel bir sokak oluyor aslında. Bir de tabii yani şu tabela sanıyorum 3. veya 4. bir tabela. Daha önce Şehir İstanbul diye bir dernek buraya bir tabela koydu. O çalındı. Sonra belediyeye yine söyledik, belediyeye yine tabela koydu, o da gitti. Sonra Mehmetler koydu bir tabela. O gün yine buradaydık. Sonra işte belediye böyle bir tabelayı koydu, oluşturdu. Yani kim bu tür değerleri geleceğe taşıyorsa tabii çok önemli. Çünkü başka bir kültürel varlığınız yok. Hele Cibali gibi bir yerde. İşte Cibali Tütün oldu, Kadir Has Üniversitesi. Buralar yine üniversitenin bir takım birimleri olarak çalışıyor. Yani ben orada da konuşma yaptığımda dedim yani ben olsam dersleri burada gelirim. Yani bir Türk Edebiyatı bölümü var herhalde. Burada gelip yaparım. Yani bir yazar hangi ortamda beslendi, nelerden etkilenip bu eserleri meydana getirdi. Gerçekten çok büyük bir laboratuvar. Biraz önce biz iki tane sinema mezunu kızla tanıştık. Arkadaşlar yemek yerken çağırdık, siz de gelin. Caner Cindoruk geliyormuş dedi Mehmet. Şimdi Orhan Kemal'in senarist olduğunu aynı zamanda bilmiyorlar tabii ki. Hani o hafta bile burada olmaları gerekiyor. Yani neyi demek biliyorlar? Ki öğretmiyorlar. Yani Orhan Kemal'in... Değil mi? Kaç tane senaryo kitabı var. Hem romanın hem senaryosu var. Yani senaryo konuşuldu. Kitabı var. Bilinmeyen senaryolarını ben yayınlattım. Türk sinemasına çok büyük... Çok büyük katkıları var. Yani her disiplinde üstadın ürünü var. Bunu işte kim yapacak? Bu işin başını çeken öğretmen. Daha lise çağında işte edebiyat öğretmenleri. Bunu taşıyacak. Yani taşırsanız o zaman bu evin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Çünkü yani gençliğinde maalesef bir hayal kurma yetisi de kalmadı. Her şey elinin altında bakıyor. Evet. Durakla ilgili de söylemek istersin. Yani durakla da ilgili. Evet. Şeyimiz... Durakla ilgili de yani bizim işte Mehmet'in, Gökhan'ın ve de Yazarlar Sendikası'nın, pek çok sivil inisiyatifin, dostlarımızın, sanatçıların, şarkıcıların hepsinin, yani unuttuğum bir sürü isim var. Hepsi
zaman zaman paylaştılar. Yani ben de genel müdürleriyle bir konuştum. Yani hepimiz bir şey yaptık da. İşte bunlar bir süreç herhalde. Hani kimse Cibali'nin tarihi bir isim olduğunu herkes söylüyor, tamam. Kimse inkar etmiyor. Ama burada bir de Orhan Kemal var. Yani başka kimse yok yazar olarak düşündüm. Oraya Orhan Kemal Cibali durağı denebilir. Yani Cibali ismi de kalarak. Valla arkadaşlarım bu tür sürekli onuyu gündemde tutmaları çok önemli. Ben de fırsat bulduğum zaman bunları söylüyorum. Ama yani bizim elimizde bir şey yok. Gidip oraya bir tabela koyamayız. Hatta orada bir çekim yapmaya bile binbir izinle gerçekleştirdik. Soğuk bir havada orada bir kısa 2-3 dakikalık bir çekim yaptık. Yani benim Cibali için söyleyeceklerim bu kadar. Yaptığınız katkılara, burada olmanız bile gerçekten çok anlamlı. Orhan Baba'yı böyle yaşatacağız. Yani Orhan Baba tabii yaşıyor ama onun düşünceleri, aydınlanmasını biz aslında geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Yoksa her kişi ölümlü. Bunun kaçarı yok. Ama bıraktığı o değerli eserler bizi hala aydınlatıyor. Bizi başka düşüncelere, sağlam düşüncelere sevk ediyor. Nur içinde yatsın diyelim. Sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.